kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri, belediye meclis üyem, değerli belediye çalışan arkadaşlarımız, Çanakkale'li hemşerilerim, Dardanoslu hemşerilerim özellikle. Bugün burada Dardanos'taki plajımızda mavi bayrak hak ettik, asmayı. Her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında mavi bayrağımızı asıyoruz. Daha sonra yeni bayrak almak için yine kontroller yapılıyor. Kamu kurumları, sağlık müdürlüğü, çevre müdürlüklerimiz bunlar gelip kontrollerini yapıyorlar. Zaten yıl içinde de bu kontroller yapıyor. Yani bir kere yapılıp ondan sonra takip bırakılmıyor. Onun için mavi bayrak olan plajlar denetim hem belediye tarafından hem kamu kurumları tarafından standartları denetlenen ve bu bayrağın kalmasını sağlayan kurumlar ve bunları yıllardan beri yapıyoruz. Çanakkale'de 4 tane var bildiğiniz gibi. Bir tanesi şehrin içindeki Mega Beach denilen plaj. Bir tanesi Barış Kordonu'ndaki plajımız. Daha sonra da Mücavir Sağlı'da bir tanesi Dardanos'ta olmak üzere. Diğeri de yine Güzelyalı'da, o da mücavirimiz içindeki bir plaj. Bunların hepsinin mavi bayrağı sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Neden, nasıl mavi bayrak alıyoruz? Merkezde hem mücavirdeki Güzelyalı Dardanos bölgesinde çevre yatırımlarımızı tamamladık. Yani kanalizasyon arıtmalarımızı tamamladık. Kumlarımızı temizliyoruz. Denizlerimizi kirletmiyoruz. Dolayısıyla hiçbir atık denizlerimize gitmiyor. Arıtma tesislerimiz sağlıklı biçimde çalışıyor ve Marmara kıyısı olan illerde bütün altyapı yatırımları son çağdaş bir teknolojiyle yapılmış, bitirilmiş yegane il Çanakkale ilidir. Yani iki tane ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Bu çok önemli. Daha sonra biliyorsunuz katı atık tesisimizi yaptık. Bu da çok önemli. Yani bütün kirletici unsurlarımızı gerekli tedbirler alınarak yok etmeye ve sağlıklı biçimde bertaraf etme yolunda yatırımlarımızı tamamladık. Aynı zamanda içme suyu tesisimizi de yeniledik. Şu an itibariyle Çanakkale'nin çeşmelerinden içilebilir su akıyor ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı bu bayrakları bizlere gerekli denetimleri yaptıktan sonra veriyor. 2015 senesinden beri yani 8 yıldır biz bu bayrakları peyderpey aldık. Aksama olmadan, arada kesinti olmadan bu bayrakları alabilmiş olmak sürdürülebilir bir iş yaptığımızın göstergesi. Biliyorsunuz bir müsilaj geçirdik Marmara Denizi'nde. Müsilajın ne olduğunu, neden olduğunu bilim adamları tespit etti. Maalesef çok ciddi kirlilik yarattık Marmara Denizi'nde atık sular kanalıyla. Şimdi onlarla ilgili tedbirler alındı ama bana sorarsanız yeterli değil. O Ergene Nehri'nden ve Kocaeli Körfezi'nden atıklar maalesef denizlerimize gidiyor. Marmara Denizi bir iç deniz. Sonuç itibariyle burada bu denizin her an yine müsilajla karşı karşıya kalması söz konusu olabilir. Ama onun ötesinde illa müsilaj olmasa bile Marmara Denizi'ndeki çok çeşitli balık türlerinin yok olduğunu gösteriyor. Yani mevcut ekosistem içerisindeki o balıklar maalesef nesilleri birer birer yok oldu. Ve bütün bunlar bizim çok dikkatli çevre sorunlarına çok duyarlı olmamızı gerektiriyor. Yani çevre kirliliği, efendim aşırı ormanların yok edilmesi, efendim yanlış üretim, yanlış tarım, ekosistemi zedeleyen hatalar. Onun için plajların bile temiz olması, deniz suyumuzun temiz olması bile, sürdürülebilir şekilde temiz olması bile çok önemli bir katkıdır. Dediğimiz gibi dünya bir tane, bizim dünyamız ama dünyamız giderek çok yakın zamanda olmasa bile ama bizim yüzümüzden giderek yaşanamaz hale doğru gidiyor. Bunu da unutmayalım. Çevremizi koruyalım.
sağlığımızı korumak için tedbirlerimizi alalım. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın plajımızı. Dardanoslulara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun.